Mışıl mışıl uyuyor. Ay iyi iyi. Hadi bakalım. Şükürler olsun. Sen anneme yardıma gidecektin. Ay yok ablacığım, sonra giderim ya. Ayrıca bak sen de çok yorulmuşsun. Git biraz dinlen. Yani var bir müsaade etmediniz, gelip böyle yanınızda kalalım, ilgilenelim sizle. Gelip ne yapacaktınız ki? Onur vardı zaten yanımda, tek değildim. Lale. Ablacığım, siz şimdi böyle uzun zaman sonra Onur'la böyle baş başa kaldınız ya. Nasıl geçti geçeniz ha? Ben Emir'den başka bir şey düşünebildim mi orada? Hepimiz perişan haldeydik. İyi öyle de ablacığım, yani ne bileyim, sonuçta Onur hani Emir'in babası. Neticede hala kocan ya, o yüzden dedim. Evet. Onur benim için sadece Emir'in babası artık. Haberi olması gerekiyordu. O yüzden aradım, haber verdim ve geldi. Bu kadar. Ablacığım yani ne bileyim, hani böyle onu görünce biraz yumuşamışsındır falan diye düşündüm. Şimdi Onur da bayağı perişandır çocuk ya. Benim günlerim çok güzel geçiyor sanki. Lale, ablacığım ben de o yüzden konuşuyorum seninle. Sen zannetmiyor musun yukarıda gizli gizli ağladığını, duymuyorum mu zannediyorsun? Onur da perişan, sen de mutsuzsun. Affet artık çocuğu canım. Affetmeyeceğim abla, ben senin gibi olmak istemiyorum ki. Pardon, ben gideyim Lale. Annem bekliyor beni. Abla. Abla, ben öyle demek istemedim. Çok özür dilerim. O kadar kötü şeyler yaşıyorum ki. Böyle duygularım allak bullak oldu. Aptal aptal konuşuyorum işte. Aptalım ben. Sen benim aptalımsın. Gel. Gel. Özür dilerim. Şşş, tamam. Her şey düzelecek. Hiç merak etme ablacığım. Hastaneden. Çıktı Filiz'cim. Çok şükür çıktı. İyi durumu. Ay çok şükür. Ne korkuttu ya bizi var ya. Sen bir de bize sor ya. Ne kadar zormuş. Biz sabaha zor ettik yani Lale'yle. Allah bir daha yaşatmasın. Ay amin amin valla. Ama iyi yani sonuçta, çok şükür. Siz de aranızı düzeltmişsinizdir. Barıştınız mı Lale'yle? Yok, barışmadık maalesef. Hadi ya. Yani Lale'nin bana olan sevgisi bitmiş galiba Filiz. O yüzden bizim barışmamız zor gözüküyor. Yok artık, daha neler yani. Ne demek sevgisi bitmiş yani? Bak ne demişler? Sevene can feda, sevmeyene elveda yani. Yani bu durumda Lale seni sevdiğine göre ona elveda diyemezsin. İşte ben de tam tersi gibi düşünüyorum Filiz. Yani sevmeyene elveda durumu. Yani ben sonuçta elimden geleni yaptım. Ama karşılığını bulamadım. Daha fazla da bir şey yapmaya niyetim yok yani Filiz. İçim şişti. Vallahi içimi şişirdin Onur yani. Hayır, burnun düştü, önüne eğilip yerden almıyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? Emir'i de mi düşünmüyorsun hiç? Tabii ki düşünüyorum. Oğlum düşünmez olur muyum? Ama artık yapabilecek bir şey yok. Yani demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ben ne yapayım? Daha fazla yapacak bir şey kalmadı. Neyse, benim işim var. Görüşürüz sonra. Görüşürüz tabii. Tabii ki de görüşürüz yani. Bana bu şirkette var ya 11 milyon kaplan gücünde demişler yani. Ben öyle sizi barıştırmaya kafaya koyduysam barıştırırım yani. Planlar başlasın. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.